Hocamla bugün ne yapacağız? Ha, bu arada videomuzu hemen koyayım. Bize yazın Instagram'da. Evet. İlk önce iki tane hamburger yapacağız Elif Hanım'la. Hamburger. Bu hamburgerler ama şişmanlatmayan, kaliteli ve yüksek kalorili. Biz demin Elif Hanım'la konuşuyorduk. Kilo almanızın nedeni kalori fazlalığı değil, kalori eksikliğidir. Çok ilginç. Yani az kalori aldığınız için kilo alıyorsunuz. Ama siz kaloriyi eğer ekmek hamur işinden alırsanız o kalori kalori değildir. Ama şimdi size çok güzel bir kerevizden burger yapacağız. Keseyim mi hocam? Tamam, keselim. Kerevizi soyduk. Şu bu yeterli mi? Yeter. Tamam. Şöyle hamburger dilimi gibi. Hamburger köftesi yapmışız gibi. Bunlar köfte yerine geçecek. Evet. Değil mi? Şöyle burada da bir suyumuz kaynıyor. O suyun içine biraz tuz. Gitti bu arada Instagram'a. Ve lütfen biraz yazmaya limon başlayın suyu. Bana. Şöyle bunları da limonlayalım ki kararmasın. Eğer çoluk çocuk kereviz yediremiyorsanız, böyle gördüğünde yemiyorsa, hemen bunun kereviz olduğunu anlamayacak bile muhtemelen. Evet evet. Hele bir tane sosumuz var yoğurtla yaptığımız. Hemen o sos da mükemmel oluyor. Bu arada ben o sosu yapayım o zaman. Bunlar böyle 1-2 dakika aslında çiğ de olabilir mi diye sordum ben. 1-2 dakika ama haşlanması yeterli olur. Yani şöyle bir suyunu çeksin. Evet. Sonra zaten kızartacağız. Tam hamburger oluyor gerçekten. Ben bunu aslında hiç böyle şeye gerek kalmadan üzerine yoğurtla ya da o sos hani yapıyorsunuz ya böyle. Bayağı hamburger gibi yemek daha güzel geliyor tabii bana. Tabii biz marulun yani içine koyuyoruz. Ah, marulla beraber. Marulla birlikte. Harika ne kadar güzel. Sosu içinde biraz sarımsak, biliyorsun sarımsak her derde deva. Evet. Şimdi sarımsağı eziyorum hemen. Birazcık tuzla şöyle havanda da dövebilirsiniz herhalde değil mi hocam? Ben böyle evet, bıçakla doğramayı sevdiğim harika için şöyle hemen zaten yok sen oluyor. Sen öyle bir yapıyorsun maşallah ki. Maşallah. Şöyle sarımsak ezildi. Ay acuka koktu biliyor musun sarımsağı yapıp sabah sabah. Ay evde acuka yapanlar, acukası olanlar. Biz ne yapmıyoruz hiç acuka? Yapalım vallahi. Yapalım tabii. Çok severim ben. Acuka olsun ama ekmekle değil. Neyle? Ha, salatalık çıktı şimdi salatalıkla. Aa doğru. Çok daha acukayı güzel olur. Acukayı salatalığa sürüp de yiyebiliriz. Doğru. Zahide'cim şimdi bu sosa ne koyuyoruz? Hocam siz söyleyin biz yapalım. Hardal ve yoğurt. Hardal ve yoğurt. Yani mayonez de olur ama biz yoğurdu tercih ettik bugün. Ha, daha sağlıklı olsun diye. Bunun sulu kısmını da koyayım mı? Yoksa daha mı? Yok, katı kısmı daha iyi olur. Bence de değil mi? O zaman suyu şöyle hafif yapayım. En güzel, kıymetli tarafı aslında bunun suyudur. Suyu ama burada biraz daha değiştireceğiz. Hemen alayım. Bu sosu çok yerde kullanabiliriz aslında. Evet. Sarımsak, evet, hardal ve yoğurt. Yoğurt. Hardalı çok az koyduk ama sanki. Evet, hardalı biraz daha fazla. Hazır mı koysaydık? Tamam, evet, koyayım. Hepsini bence koyalım. Hardal hepsini ben severim. Bu... Çok seviyorsun. Sen seversin de. Çocuklar sever. Dur bakalım. Tam rengi de böyle oldu. Şimdi ne yapıyorsun? Şimdi burada bir pane harcı karışımı olacak. Biraz galeta unu ve birazcık un böyle. Haşlanan sebzeyi önce una, sonra yumurtaya, sonra galeta ununa bulacağız değil mi hocam? Evet. Şimdi sosumuz hazır. Bu arada kilo vermek için sabahları özellikle sizin yediğiniz bir şeyler var mı? Lütfen yazın. Şimdi ben de bakıyorum, ekibim de bakıyor. Böylece paylaşayım ve doktoruma sorayım. Mesela sabah sabah limonlu su içen var mı? İşe yarıyor mu limonlu su? İşe yarıyor ama en biz çok o yapılıyor. Çok güzel bir şey vereceğiz. Bir tarif. İki gün, iki gün, iki gün ve bir gün yapılacak. Bir haftalık iki, iki, bir. İki, iki, bir. Ve toplam beş gün. Toplam bir hafta. Ha, 7 güne tamamlayacağız. 7 güne tamamlayacağız. 2 gün 1 bardak sıcak su. Ilık, sabahları sıcak. Sıcak. Yani şöyle, çok çay sıcak olmayacak. Çay suyu gibi. Yani çay içebilecek kadar rahat, ılık olsun. Hmm. Ama sıcak olacak. Çok da sıcak olmayacak tabii. 2 gün 1 bardak. 2 gün 2 bardak. 2 gün 3 bardak. Son gün finalde 4 bardak. Allah. Ondan yarım saat sonra kahvaltı edilecek. Tabii bunu İlaç kullananlar yapamıyorlar maalesef. Hangi fakat, ilaçları kullanan? Yani sabah aç karına ilaç kullanan, özellikle tiroid ilacı kullananlar bunu yapmasın, öğlen yapabilirler. Mesela öğlen yemeğinden yarım saat, bir saat önce 2-2-2-1. Şey yazar mısınız? Doktorumuzdan 2+2+1 formülü. Bak bu şahane bir şeymiş. 3-2-1-1. Bir dakika, bir daha söyleyeyim. 3 tane 2, bir tane 1. 2+3 sonra +1. +1. Tamam, 2+3+1 formülü. Ve bunu yaptıktan sonra
Şöyle arkadaşlarına desinler ki ben çok güzel bir krem buldum. Yüzüme sürüyorum. Aa. Ve bunu yapmaya başlasınlar. Bir hafta sonra etkisini arkadaşları görecek mi acaba? Ciddi misiniz? Krem sürmeyecekler, bağırsaklar. Aa. O kadar farklı oluyor ki. Yani ciddi nemleniyor, ki tabii, tabii. Dokuyu mu yeniliyor? Kesinlikle, ama bir hafta sonra artık bir bardak normal oda ısısında su içmeye başlıyorlar her sabah. Aa, İçine şahane. Limon koyabilirler, sirke koyabilirler ama onlar teferruat. Bir şey söyleyeceğim. Hem şu hareketi hem bu formülü sonra bir daha verelim. Şimdi izleyicimiz bazen, daha doğrusu havalar güzelleşti. Artık uyanamıyoruz Zayda Hanım, baştakileri kaçırıyoruz diyorlar bana. Tekrar verelim bunu mesela bir saat sonra. Uyanamıyorlarsa zaten şişman kalmaya mahkumdur onlar. Ciddi mi? Tabii, eyvah. Bu saatte saat 7-2-7 kuralımız vardı hani bizim. Sabah 7'de kahvaltı, öğlen 2'de yemek, sabah akşam üzeri 7'de ikindi kahvaltısı. Bunu yapanlar yazın kesinlikle kilo verir. 7-2-7. Onu da söyleyelim bir daha. Ama şimdiki formülümüz, bu formül niçin? 2x3+1 formülü. 2x3=2, 3, 1. 2x3+1 formülü. Evet. Sabah kalktınız, ilk iş? 2 bardak sıcak su. Ama içilebilecek kıvamda, yani ne sıcak, çok sıcak olacak ne çok soğuk olacak. 2 bardağı içtikten sonra 2 gün 2'şer bardak içecekler. Yani ilk 2 gün 1'er bardak, sonraki 2 gün 2'şer bardak, sonraki 2 gün 3'er bardak. Limon mu yoksa sadece, hiçbir şey yok, sadece su. Limonsuz. Ondan sonra en sonda finalde 4 bardak. 4 bardak sıcak su. Sabah. Bardağı gitgide küçülsek olur mu? Ben yaklaşık 1000 kişiyle bunu yaptım. Ciddi misiniz? Ve internet üzerinden tabii. Ve çok güzel geri dönüşler aldık. Ay dur bakayım, yazanlar vardır bana sabah sabah. Ya da siz ne yiyip ne içiyorsunuz da zayıflıyorum diyorsunuz mesela, yazın. Bu arada Şanay Hanım ilk yorumu göndermiş. Günaydın demiş. Ablacığım her sabah annemle sizi seyrediyoruz. Annenin adını yazaydın ya kuzum. Söylerdim buradan, teşekkür ediyorum Şenaycığım. Şimdi demek ki henüz kahvaltı yapmadıysanız bugün başlayın. Bugün böyle bayağı sıcak ama yakmayacak, içilebilecek. Tabii içilebilecek kadar sıcak olsun. Bir bardak mı? İki bardak. İlk önce bir bardak. 2 gün 1 bardak. 2 gün 2 bardak. Bugün 2 gün 3 bardak. Çarşamba, perşembe 1 bardak sıcak su. Cuma, cumartesi 2'şer bardak sıcak su. Pazar günü de? Pazar günü de en son 3'er bardak. Pazar, pazartesi 3'er bardak. Sonra salı günü 4 bardak final. Gitgide. Artıyor ama bardaklar normal bardak olsun. Yani ya şu şekilde bir bardak. Yani kesinlikle çok büyük bardaklar içmeyin. Çünkü o zaman da içemezsiniz. Ha, bu sefer sıkıntı olmasın. Ama içebildiğiniz kadar diyeyim. Yani sıcak su içmeye başlayın da siz hani bardak hesabını sonra yaparsınız. Yeter ki bir başlayın. Fakat herkes yapabildi. Yani çok nadir 4 bardağa çıkamadım diyenler oldu. Ama 3 bardağı çok rahat yaptılar. Oo, 4 bin. Ay kocam da beğenmiş bu sabah. Demek izliyor beni, yaşasın. Her zaman bir fırsatını bulamıyor çünkü. Afyon'dan selamlar. Hakkınızı helal edin. Rahatsız ediyorum. Hamileyim, hor görün. Olur mu kuzum? Ney? Park beşik neymiş? Ha bu şey mi, çocukların beşiği mi, ondan istiyormuş. Dur bakalım. Peki sonra konuşuruz. Herkese günaydın. Günaydın, çok güzel yorumlar yazmışsınız yine, sağ olun. Şöyle getirelim. Ayşe Hanım demiş ki yulaf ezmesiyle omlet yapıyorum. Üstüne de pul biber koyuyorum hocam. Harika. Benim eşim süpersiniz. Bu ara yaklaşık 2 haftadır hep yulaf ezmesiyle şey yaptı. Omlet yaptı bana. Nasıl oluyor? Çok güzel. Normal yani omleti de, böyle yumurtayı çırpıyoruz. Normal yumurtayı çırptıktan sonra içine bir çorba kaşığı yulaf ezmesi koyuyor. O kadar. Sonra yağda pişiriyorsunuz o evet. kadar. Yani normal böyle yumurtamızı yaptık. İçine bunun birazcık yulaf koyuyorum. Yani bir çorba kaşığı ama isterseniz yarım çorba kaşığı olabilir. Yulaf koyuyorsunuz ve onunla omlet. Ekmekle mi yiyorsunuz? Hayır. Artık ekmeksiz. Ekmeksiz. Artık yulaf ezmesi var. Hocam siz de diyorsunuz makarnayı ekmekle yiyenler var yani. Ben. Biz demin bak, Elif Hanım'la onu bak, konuştuk. Pilav makarna ekmekle çok güzel oluyor hocam ya. Sen nasıl alıştın annem buna böyle? Of vallahi. Makarnayı Türk gibi haşlarsanız kilo alırsınız. İtalyan gibi yapacaksınız. Yani? Fransız Andante. Gibi soslayacaksınız. Türk gibi yiyeceksiniz. Türk gibi yiyeceksek sıkıntı yok. Sos mos önemli değil. Biz çünkü seviyoruz da yemeği. Şimdi neler yaptık? Haşladık, çıkarttık. Limonlu tuzlu suda azıcık haşladık kereviz dilimlerini. Hı. Sonrasında biraz una buluyoruz. Sonrasında yumurtaya, çırpılmış yumurtaya. Ve bu hocamın tarifi, doğru yapıyorum değil mi hocam? Doğrudur. Sonra da böyle hemen galeta ununa güzelce buluyoruz. Ve ondan sonra da yağın içerisinde kızartıyoruz. Bunu fırınlasak mı yoksa
Fırınlamasak mı? Fırınlamasak mı? Ya sakıncalı mı diye bilmiyorum. Açmamışız. Açsaydık keşke. O cızır cızır yapınca daha güzel oluyor. Bu arada hocam size bir soru var. Ha, Azerbaycan'dan selamlar. Söylediklerinizi not ediyorum. Hamilelik size çok yakışmış. Sağ olun İbrahim Bey. Benim bir aylık kızım var ve emziriyorum. Ben de sıcak su diyetinden uygulayabilir miyim acaba? Yani hamileyseniz yapmayın. Siz başka bir dünya yaşıyorsunuz şu anda ve lütfen yapmayın. Konya'dan selamlar. Ama her sabah bir bardak oda ısısında su içmesinde hiç sakınca yok. Peki ben kahvaltımı güzel yapıyorum kepekli gevrek eşliğinde. Sen İzmirli misin annem gevrek diyorsun? Simit diyorlar ya hep. Evet. İki haşlanmış yumurta yanında biraz peynir, yeşillik, yoğurt, yeşil çay, limonla günde iki fincan tüketiyorum. Tatlı çıktı hayatım. Vallahi bravo. Tatlı çıktı hayatımdan. Üçüncü haftadan 3 kilo gitti. Haftada 2-3 günde spor yapıyorum. Oo süper. Ama kalıcı olsun istiyorum. Başka öneriniz var mı? Gevreyi azaltsın. Gevreyi azalt. O susam herhalde bizi gevreye çekiyor değil mi? Evet. Susam aslında kötü bir şey değil. Mesela vücudun çinko ihtiyacı var. Susamda gayet güzel çinko var. Oo sizde bu arada şahane şeyler yazmışlar hocam bakın. Fatma Yücel yazmış. Her gün bir limon suyu, bir adet baş parmak kadar zencefil suyu, bir yemek kaşığı ev yapımı elma sirkesi, bir tatlı kaşığı bal, bir tatlı kaşığı çörek otu, yağı, üzerine de su koyarak bir bardak içiyorum. Hem bağışıklığımı güçlendiriyorum hem zayıflıyorum. Seni mi alsam acaba ben programa? Ana maşallah hepsini bilmiş yazmış. Her şeyi yazmış, her şeyi içmiş ama bu kadar detaya girmek çok şey değil, şart değil. Çok basit şeyleri söylüyoruz çünkü herkesin yapmasını istiyoruz. Değil mi Zahide Hanım? Tabii burada. Ki. Tabii. Yani bir bardak sıcak suyu herkes içebilir. Ha, dediğiniz ama işleri içine işte zencefil vesaire bunları koyduğunuz zaman dert oluyor. Halbuki her sabah bir bardak suyu içmesi hiçbir sakıncası yok. Sadece sıcak su ve sıcak su. Sadece evet. Su. Oo herkes çok güzel şeyler yazmış. Bu arada sabah su içince benim midem bulanıyor. İçemiyorum ne yapmam lazım? Yavaş yavaş alışacak. Siz bir bardak içmeyin birkaç yudumla başlayın. Tatlı. Peki günaydın her sabah kalkınca 3 kaşık yoğurt bir de sade soda ve yarım da limon toz zencefil kahvaltıdan yarım saat önce içiyorum. Çilen çakal hadi bakalım. Vallahi bizimkiler maşallah sizi bizim bu hale getirdik. Şimdi her şeyin en iyisini göstermeye çalışıyoruz. Ben sudan sonra kahvaltı edilecek mi orada kaldım? Kahvaltı edecek. Yarım saat sonra. Yoksa o suyla mı kalacağız? Yok kalamayız değil mi? O zaman azaltmış olur. Kaloriyi azaltmış olur. Siz zayıflayamayız. Tamam. Sudan sonra yani kahvaltı kalori ve kahvaltı çok önemli. Görsene. Evet. Bak bunun ne oldu belli mi Allah aşkına içinde ne oldu? Hamburger yapıyoruz. O zaman hocam ben bunları kızarttım size devredeyim mi yoksa neler yapacağız? Öyle koyalım tabağa. Şöyle hemen koyuyorum. Harika sosumuz da var zaten. Evet sosumuzu yaptık sarımsak, hardal ve ne koymuştuk? Yoğurt değil mi? Tamam. İnci sen ne yapıyorsun annem? Diyorum da bazen ben de yapıyorum bunu bak. 38 yaşındayım diyor geceleri uyanıp tatlı yiyorum. Ha karbonsipunktur yöntemini duydum ben de hocamdan duymuştum bak. Bunu yaptırsan tatlı krizlerim geçer mi? Hocam. İşte aslında karboksipunktur. Demin böyle yapmıştık ya. Biz bunları uyarıyoruz. Buradan bir yer daha var sonra konuşacağız. Ha kafada. Saçlı evet derimi. Herkes baksın aynaya bakacaksınız. Acaba endokrin sistemi çalışıyor mu çalışmıyor mu hemen anlarsınız. Endokrin sistemi nedir? Endokrin sistem vücudun bütün bağışıklığı dahil bütün her şeyi idare eden sistem. Yani eğer bu sistem çalışırsa vücudumuz gençleşir, sağlıklı yaşar ama bu sistem çalışmazsa o zaman çabuk yaşlanırız ve kilo almaya başlarız. Peki bu sistemi dışarıdan temasla çalıştırmak mümkün mü? Temasla da çalıştırabiliriz. Zaten birazdan onları öğreteceğiz. Peki birazdan ama göstereceğiz. Ama bir tek bunları çalıştırmak yetmiyor. Biraz da düzgün beslenmek lazım. O yüzden beslenmek her şeyin başı. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi şahane bir şey dönüşecek bu hamburgerler. Kerevizler unlandı, sonra yumurtalandı, galeta ununa bulandı ve kızarttı böyle oldu. Aman sıcak dikkat edin. Şöyle sosumuzu da bir yapıyoruz? Alayım. Şimdi bir tane şeyi alıyoruz şöyle elimize. Evet. Ondan sonra bir tane bundan koyuyoruz içine. Şöyle koyayım. Ay bu da çok sıcak ama. Bunun sonra üzerine sos de mu? Sos koyuyoruz. Ondan sonra bir tane daha kapatıp güzelce sosu nasıl yapmıştık onu da söyleyelim. Yoğurt, hardal ve sarımsak. Yoğurt, hardal, sarımsak. Evet şunu da kapatalım. Alın size bir tane. Vallahi şahane oldu. Ekmeksiz. Bak ben şöyle mesela büyükle yapayım bunu kendime. Hocam şöyle koyun onu ben bir tane daha yapayım. Tekrar söyleyelim. Bak yeşillik. İçini aldık şöyle. Aslında küçüğü koyun daha güzel olur.
Niye hocam? Küçüğe de şunu ver. Siz büyük bir... kendimi ayırdıydım da ondan. Çünkü bunu çok seviyorum. Ama mesela bunu şöyle sadece böyle de yapabilirsiniz. Evet, böyle sos de yiyebilirsiniz. Sos da bırakacağım. Böyle de yiyebilirsiniz. Zaten aynı şeye geliyor aşağı yukarı. Ama görüntünün güzelliğine evet, bakın. Evet, çok güzel oldu. Bir de kokusu sanki balık kızartmış kokusu gibi oldu değil mi? Evet, hardalla birlikte gerçekten hamburgerden ayrılmıyor. Çocuklara denettik biz. Çocuklar yediğinde bunun et mi, tavuk köftesi mi diye soranlar oldu. Ha, bilemediler değil mi? Bilemediler, kesinlikle çünkü kereviz değil. Çünkü lezzeti çok fazla ve farklı oluyor. Çünkü ve biliyorsunuz kereviz... Egelilerin bir lafı vardır. Biz o kereviz olsun. Yemeyiz diye. Niye? Ama aslında kereviz kadar sağlıklı bir besin yok. Hem lif olarak hem şey. Prebiyotik içeriği olarak. Çok prebiyotik biliyorsunuz yani. Probiyotikleri besleyen şeylerdir, besinlerdir. Kerevizde bol miktarda var. Şimdi hamburgerini yapmak isterseniz böyle, böyle yemek isterseniz kuzum bir çatal bıçak mı bulsam hemen ben? Hemen vereyim. Bu arada Ayşe Hanım diyor ki yulaf ezmesiyle omlet yapıyorum. Üstüne de pul biber döküyorum. Şahanesiniz. Sezen Hanım demiş ki çubuk tarçın, maydanoz ve limon kaynatıp içiyorum her sabah. Olur. Çubuk tarçın, maydanoz ve limon. Bu da kolay. Çubuk tarçın da biliyorsunuz insülin dengelediği için. Hatta siz de yapabilirsiniz Elif Hanım. Şekerleriniz biraz yükseldi. Evet, şekerim biraz yükseldi benim açlık şekerim. Niye? Çünkü gidiyorsun her yerlere orada yiyorsun. Ondan sonra şimdi bu şahane bir şey oluyor gerçekten. Bak şöyle. Ama biraz çok sıcak. Çok dikkatli olun. Biraz sıcak. Sos da çok güzel değil mi? Asıl sosu çok güzel. Evet. Sosundan biraz daha çalsam şuradan. Burada var. İnanın bunun kereviz olduğuna bir şahit lazım. Ama önemli olan bunu canınız çeksin çünkü böyle şeyler yapın. Bunlar sağlıklı olanlar. Bunlar iyi olanlar. Çok da kolay bir tarif. Bunu yapın birkaç kere. Hani olmuyorsa deyin ki yaptık da beğenmedik. Ki beğenmeme ihtimaliniz yok. Şahane bir şey. Hocama vallahi teşekkür ediyorum. Rica ederim. Bu hayatımıza kattığı en güzel hamburgerlerden biri. Kerevizi haşladık limonlu suda. Una buladık. Yumurtaya buluyoruz. Galeta ununa bulayıp kızartıyoruz. İşte size hamburger köftesi oluyor. Sonra da hemen sosluyoruz. Hop diye yiyoruz. Çok lezzetli değil mi? Buramda bu kaldı. Şöyle şunu da yapayım bir daha. İşte böyle. Bir tek şey biraz daha bunu haşlayabilirmişiz biliyor musun? Öyle mi? Birazcık daha haşlayalım. Ben burada çabuk çabuk şey olsun dedik. Fazla haşlayınca da parçalanır diye düşündük. Onun için az miktarda haşlayalım. Bir tık daha biraz yani kıtır sevenler için çok güzel. Bana göre mesela bir tık daha haşlansaymış. Ben kerevizi çiğ de yediğim için. Hani onun için biraz dedim şey olsa. Kereviz salatasına bayılırım değil ben mi? De. Yoğurtla, sarımsakla. Şahane olur. Elif Hanım iki kere galeta olarak buluyor. Ben galeta onu az olsun. Az tabii, olsun. İşte o da tabii aşçılık olunca serde. O kendi devam ediyor şimdi. Tamam, harika. Peki oldu. O galeta onu önce hamura, sonra yumurtaya, sonra galeta onu. Tabii önce un, sonra yumurta, sonra galeta. Hatta ben şey yapıyorum böyle pıt 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 yapıyorum o galeta unları dökülsün diye. Elif Hanım daha çok galeta unu olsun. Ama inanın benim de yapacağım ekmeği böyle yani. Ya. Yani öyle. Ama biz böyle başlayalım da sonra onu azaltırız. Yeter ki güzel bir şey olsun. Ekmeği peki. Sevin ama yemeyin. Sevin ama öpüp başımıza koyalım.